traktörüm.com izleyicileri, ben Funda, ziraat mühendisiyim. Hepiniz kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen videoda artık organik gübreleri, ahır gübreleri, yeşil gübreler, kompostlar, humik asitlerden bahsederek sonlandırdık. Bugün ise artık kimyasal gübreler kısmına geçiş yapıyoruz. Bunlardan da ilk olarak azotlu gübrelerden bahsedeceğim. O zaman videomuza başlayalım. Evet, azotlu gübreler aslında Türkiye topraklarını düşündüğümüz zaman yeterli seviyede olmadığından dolayı mutlaka ve mutlaka bitkinin gelişimi için verilmesi gereken gübrelerin başında yer alıyor. Azotlu gübreler bitkilerde yaprak ve gövde oluşumunu teşvik ediyorlar ve aynı zamanda bitki bünyesinde önemli fizyolojik gelişmeleri, fonksiyonları etki ediyorlar. Ürün miktarını ve kaliteyi arttırıyorlar. O yüzden doğrudan aslında bitkinin tüm fonksiyonlarını, kalitesinden gelişimine kadar her şeyini etkileyen önemli bir besin elementi aslında. Makro besin elementi azot besin elementi. Bitkilerde proteinin ana maddesi olmaktadır ve aynı zamanda güneş enerjisini yarayışlı bitkiler için yarayışlı hale dönüştüren klorofil molekülünün de maddesinin de temel yapı taşını oluşturuyor aslında azot dediğimiz besin elementi. Baktığımız zaman bitki yeşil aksamının gelişme döneminde çok fazla azotlu gübre ihtiyaç duyuyorlar. Özellikle bu dönemde aslında azotlu gübre takviyesi, üst gübrelemede azotlu gübre verilmesi son derece önemli. Çünkü köklerin solunumu, çiçeklenme zamanlarının gerçekleşmesi, meyve tutumu, meyvelerin olgunlaşması gibi evrelerde bitkinin oldukça azotun oldukça fazla bir rolü var aslında. O yüzden biz azotlu gübreleri mümkün olduğu kadar tabandan ve üst gübre olarak takviye etmemiz gerekiyor. Baktığımız zaman bir toprak profilini düşünelim. Oradan da çok kısa bahsetmek istiyorum. Öncelikle bir toprağın ana kaya dediğimiz bir kaya en altta parçalanmamış halde aslında bir kaya duruyor. Onun üzerinde bir çeşitli şekillerde parçalanmaya uğramış bir ana materyal bulunuyor. Onun üzerinde artık horizonlar oluşuyor ve en üstte de organik madde dediğimiz iki tane katman şeklinde en üstte organik madde katmanları oluşuyor. Burada aslında toprağın ana kayasında azot bileşikleri olmadığı için toprakta azot kaynağı esas itibariyle organik materyal ve bitki artıklarından oluşmuş bir örtüyle kaplıdır. Bu nedenle tarladaki anızların yakılması son derece zararlı bir eylemdir. Aslında biz çiftçilerimize çok kez söylüyoruz, anızların özellikle işte mısırdır, buğdaydır, tarla bitkilerinden kalan anızların yakılmaması, toprağa tekrar işlenmesi, gömülmesinin son derece önemli olduğundan bahsediyoruz. Çünkü biz orada anızı yakarak sadece o bitki artıklarını yakmıyoruz. Toprağın üst kademesinde bulunan, üst katmanında bulunan beslenen elementlerini, mikroorganizmaları, organik maddeyi, her şeyi yakıyoruz. Oradaki ekolojik sistemdeki dengeyi bozuyoruz aslında. O yüzden anız yakmamak son derece önemli. Baktığımız zaman az önce de söylediğim Türkiye'deki toprakların büyük bölümünde azot içeriği yeterli seviyede değil. Bu nedenle toprakta bulunan azotu biz gübrelerle takviye etmemiz gerekiyor. Peki azotlu gübreler genel olarak toprağa, bitkiye nasıl bir fayda sağlıyorlar? Azotun yeterli miktarda temin edilemediği, sağlanamadığı durumlarda bitkilerin yaprakları küçük kalıyor, dalları zayıf oluyor ve yan sürgünler adeta bir azalma görülüyor. Azot eksikliği diğer elementlerin bitki tarafından yeterli derecede alınamamasına sebebiyet veriyor. Çünkü biliyoruz ki bazı besin elementlerinin fazla ya da az verilmesi diğer besin elementlerinin alınamaması veya çok fazla alınması sonucunda o besin elementinin fazlalığına yol açıyor. O yüzden bu dengenin de kurulması çok önemli. Yine azot eksikliğinde yaprak ve gövde sistemin zayıf olur. Bitkiler erken olgunlaşırlar, erken çiçek açarlar ve erken yaşlanırlar. Meyveler küçük olurlar, hububatlarda saplar ince ve zayıf halde kalır. Başaklar kısa kalır, taneleri iyi dolmaz, iyi olgunlaşmaz. Dolayısıyla yeterli miktarda azotlu gübre verilmediği takdirde verimde ve kalitede maalesef ki ciddi düşüşler yaşanacaktır. Bu azot noksanlığının belirtileri nelerdir? Biz nasıl anlarız azot noksanlığı yaşadığımızı? Şöyle, öncelikle makro besin elementleri bitkinin yaşlı yaprak dediğimiz alt yapraklarında noksanlıklarını belli etmeye başlarlar. Önce bir alt yapraklarda azot için bahsediyorum. Bir sararmalar oluşur.
Daha sonra bu şiddetine göre, artışına göre üst yapraklara, artık genç yapraklara doğru çıkar. Baktığımız zaman yine fotoğrafta görüyorsunuz, bitkinin yaprağın tamamı homojen bir şekilde sararmış vaziyette görülüyor. Buradan biz artık beyazlaşmaya doğru kaydığı için azot noksanlığı olduğunu ayırt edebiliyoruz. Tabii ki de diğer beslenme noksanlıklarıyla da karıştırılabilir. O kısımlara geldiğimizde bunlardan da bahsedeceğim detaylı bir şekilde. Onların bazı ayrımları var. Onlardan da yeri geldikçe bahsedeceğiz. Yapraklar öncelikle açık yeşil renkte kalıyorlar. Daha sonra azot şiddeti noksanlığı ilerledikçe artık sarı ve giderek bir noktada kırmızılaşmaya da dönüşüyorlar aslında. Noksanlığın devam etmesi halinde yaşlı yapraklarda sararma genç yapraklara da dediğim gibi sirayet ediyor. Ve üst yapraklarda da bu sararmaları görüyoruz. Bitkinin kök yoğunluğunda azalma, çanak yaprakların yeşil renginde solmalar gözleniyor. Meyve ağaçlarının aslında azotlu gübreye, azota daha fazla ihtiyaçları olduğundan dolayı azot noksanlığına bağlı belirtiler aslında meyve ağaçlarında daha ciddi boyutlarda görülüyor. Özellikle şeftali ağaçlarında azot noksanlığı azota çok duyarlılar aslında. Onlarda azot noksanlığı çok net bir şekilde belli olur şeftali ağaçlarında. Tahıl bitkilerinde de arpa, buğday gibi hububatlarda da azot hızla tüketildiğinden azot noksanlığının olumsuz etkileniyorlar bu bitkiler. İşte bu gibi noksanlıkların önüne geçebilmek için bu azotlu gübreleri doğru zamanda ve doğru dozda vermek çok önemli. Bunlar kök teşekkülünü sağlıyorlar, su alımını hızlandırıyorlar, bitkinin gelişmesini ve büyümesini sağlıyorlar, bitkilerin olgunlaşmasını çabuklaştırıyorlar ve tane dökümünü aslında engelleyerek verimi ve mahsulü kalitesini yükseltiyorlar aslında. O yüzden azotlu gübreleri bitkilere mümkün olduğu kadar vermemiz gerekiyor. Peki bu azotlu gübreleri ne formda genelde tercih ediyoruz? Ne formda oluyor azotlu gübreler? Daha çok bitkiler azotlu gübre ihtiyaçlarını amonyum ve nitrat formundaki azot kaynaklarından sağlarlar. Bütün azotlu gübrelerin aslında ham maddesi amonyaktır. Toprağa uygulandıklarında ama parçalanarak bu amonyak dediğimiz toprak bitki tarafından yarayışlı halde olmayan bu azot kaynağı amonyak toprağa verildikten sonra parçalanarak amonyum ve nitrata dönüşüyorlar. Böylece aslında bitkiler o tüm azot ihtiyaçlarını amonyum ve nitrat formundaki azottan karşılıyorlar. Ancak yine en faydalı, en çok fayda sağlayabilmek için kullanacak gübrelerin de aslında bitki çeşidine, iklime, toprak özelliklerine birçok farklı faktöre bağlı olarak bu azottan yararlanma eşikleri değişebiliyor bitkilerin. Bunlara da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Yine en çok verilen gübrelerden biri amonyum sülfat. Çiftçilerimiz arasında şeker gübre olarak bilinen kristal yapıda aslında şekere de benzeyen bir gübre çeşididir. Amonyum sülfat gübresi amonyum formundadır ve kireçli topraklarda çok rahat bir şekilde amonyum sülfat gübresini tercih edebiliriz. İçerisinde %21 oranında azot ve bunun yanında %24 oranında sülfat şeklinde kükürt bulunmaktadır içeriğinde. Bünyesinde aslında bulunan bu sülfat dediğimiz kükürt aslında bitkilerin hızlıca ihtiyacını giderebilir bir durumdadır. Kükürt ihtiyacını giderebilir bir durumdadır. Tüm taban gübrelerinde olduğu gibi içeriğindeki azot amonyum formunda olduğu için bitkileri de fosfor alımını da arttırıyor aslında. O yüzden amonyum sülfat gübresini tabandan ilaveten verebiliriz. Tabii ki de üst gübre olarak güvenli uygulayabiliriz. Bir diğer gübre amonyum nitrat gübresi. Bu da yaygın olarak kullanılan bir çeşit. Yakın döneme kadar aslında kireçli can dediğimiz kalsiyum amonyum nitrat dediğimiz %26'lık ve saf halde amonyum nitrat %33 olarak pazarda satıldığı halde aslında bu amonyum nitratın patlayıcı özelliği nedeniyle tarımsal olarak %33 oranındaki kullanımı yasaklanmıştır günümüz şartlarında. Cam dediğimiz %26'lık azotlu gübresinin ise denetimli olarak satışta izni vardır. Yine nitratlı gübrelerde yapısında %26 nitrat bulunan cam gübresinde çeltik dışındaki kültür bitkilerinin tamamında üst gübresinde yaygın olarak kullanılan bir gübre çeşididir cam gübresi. Yapısındaki azotun aslında yarısı amonyum azotu, yarısı ise nitrat azotudur. Tam da bitkilerin alabileceği formda azot içeriğine sahiptir can gübresi. Aslında nitrat azotu bitkilerin hızlı gelişim ve ürüne yatma döneminde bitki kökleri tarafından doğrudan ve kolaylıkla alınırken
Amonyum formundaki azot da büyük bir kısmı aslında toprak şartlarına bağlı olarak topraktaki azot bakterileri tarafından nitrat azotuna dönüştürürler ve bu sayede bitki azotu çok rahat bir şekilde karşılayabilir. Bu gübre içeriğinde amonyumdaki gübre içeriğini nitrat ve bakteriler tarafından nitrata dönüştürerek orada faydalı bir şekilde bitki bünyesine alabilir. Yine azotlar içerisinde, azotlu gübreler içerisinde en fazla azot içeriğine sahip bir diğer gübremiz üre gübresi. Üre gübresinin %46'sı azottan oluşuyor ve bitki besin madde ve üre bütün bitkilerin her döneminde kullanılabilen bir gübre çeşididir. Yine beyaz, suda kolay çözünebilen granül yapıda bir gübredir. Bunu hem topraktan hem de sulandırarak yapraraktan uygulamak da mümkün. Yine ürenin içerisinde bulunan azotun bakteriler tarafından, azot bakterileri tarafından amonyum azotu şekline dönüştürmesiyle bitkiler çok rahat bir şekilde üre gübresinden de faydalanabilmektedirler. Azotlu gübreler genel itibariyle üst gübre olarak da bilinirler. Azot aslında yağış olması, salma sulama yapılması, yani gübrenin toprak yüzeyinde kalması halinde çok çabuk uçabilen bir, kayba uğrayabilen bir gübre çeşididir azotlu gübreler. Toprağa verildikten sonra ısıyla hızlı buharlaşabileceğinden dolayı ve aynı zamanda suyla çok kolay yıkanabileceğinden dolayı toprağın alt kısımlarına, katmanlarına çok kolay bir şekilde taşınabilirler. Ama fazla olduğu sürece tabii ki de yıkanma yoluyla yer altı sularına karışır ve yine bulunan bitki faydalanamaz hale gelir. O yüzden bu azotlu gübreleri doğru zamanda vermek dediğim gibi çok önemli. Tahıllarda aslında ekimle birlikte amonyum sülfat ve üre gibi gübrelerin toprakta kaybı daha az olan azotlu gübreler kullanılır aslında tahıllarda. Kardeşlenme döneminden önce özellikle kalsiyum amonyum nitrat dediğimiz can gübresinin temin edilmesi gerekiyor. Eğer temin edilmezse yağışlardan önce olmak üzere üre gübresi kullanılmalıdır. Ama bunun altını çizmek istiyorum. Üre gübresini kullanacaksak eğer elimizde can gübresi yoksa üre gübresinin hava şartlarına bakıp yağışın birkaç gün içerisinde yağabileceğine göz önünde bulundurarak üre gübresini kullanmamız gerekiyor. Yoksa bitkide yakma yapabilir, uçabilir, toprağa infiltre olmayacağından dolayı kayba uğrayabilir üre gübresi. Çok çabuk kayba uğrayacak bir gübre çeşitlerinden biridir üre gübresi. Meyve ağaçlarında ise azotlu gübreler çiçeklenmeden önce ve sonbaharda püskürtme yoluyla yapraktan da kullanılabilirler. Yine meyve ağaçlarında azot noksanlığını gidermek için azotlu gübreler ağaç tacı altındaki sahta serilip yani ağaç taç iz düşümüne tırmık veya çapayla toprağa karıştırılarak verilebilirler. Yine bağlarda da bağların gübrelenmesinde de azotlu gübrelerden amonyum sülfat ve canın yarısı Şubat ve Mart aylarında yapılan toprak işlemesi sırasında üre gibi azotlu gübreler ise ilk çapalamadan önce verilebilir bağlarda. Son olarak sebzelerde de kullanım zamanından bahsetmek istiyorum. Sebzelerde azotlu gübreler vejetasyon dönemi dikkate alınarak bir veya iki kere de parça parça verilebilirler. Verilecek azotlu gübrenin yarısı tercih yani şeker gübre dediğimiz amonyum sülfat halinde dikimden 15 gün sonra, yarısı ise meyve bağlandıktan sonra gövdeden 5-10 santim yana atılarak toprağa hafifçe karıştırılır. Eğer bostan tarımı yapıyorsak azotlu gübrelerin yarısı ekim anında, diğer yarısı ise çapadan önce verilmelidir şeklinde tavsiyelerimiz bulunmaktadır. Dediğimiz gibi azotlu gübreler bitkilerin gelişimleri açısından, çiçeklenme ve meyve tutum dönemleri açısından çok derece önemlidir. Yine doğru zamanda, doğru dozda verildiği sürece azotlu gübrelerden Türkiye topraklarının göz önünde bulundurduğumuz zaman azotlu gübrelere çok fazla ihtiyacımız var. O yüzden ya taban gübresi olarak veya üst gübre olarak azotlu gübreleri tercih etmemiz gerekiyor ürüne bağlı olarak. Bugün bu videoda sizlere azotlu gübrelerden bahsetmek istedik. Çok aslında derin bir konu. Detaya indirdiğimizde çok fazla detayları olan bir konu. Ama bu video içerisinde aktarabileceklerim bu kadar, bunlardı. Yine bir sonraki videoda fosfor, potasyum şeklinde besin elementlerini göz önünde alarak ot gübreleme şeklinden devam edeceğiz. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.